Sen hala niye buradasın? Sen buradan çıkmadan hiçbir yere gitmeyeceğim Oktay. Benimle acı çekmen gerekmiyor Buket. Sabah gelirsin. Oktay, şimdi gerçekten bir suç işleyip yanına geleceğim. Sen nasıl birisin ya? Seni seviyorum ben. Tamam mı? Aşkımsın sen benim. Ve sen buradan çıkana kadar ben ve yüreğim burada olacak. Doğan Bey, şu an kadının oğlunu takipteyim. Güzel. Yalnız arabada tek başına değil, bir kız kullanıyor arabayı. Öyle mi? Nişanlısıdır. Tamam Doğan Bey. Tamam. Planda bir değişiklik yok. Daha önce konuştuğumuz gibi. Harekete geçiyorum o zaman. Tabii.
İş bittikten sonra haber bekliyorum. Tamam Doğan Bey. Safet, ben yapamayacağım. Duruyorum ben. Ya sür hadi sür, bir şey olmaz. Tamam, bana bırak. Zaten yağmur da başladı. Yarın devam ederiz hayatım. İyiydin ama. Ya. Vallahi. Safet. Ne oluyor ya? Safet, üstümüze geliyor adam. Ne yapıyor bu? Lan çekilsene yolumdan. Üstümüze geliyor adam. Safet. Öldüreceğim. Çekil Safet. Oğlum. Safet. Lan çekilsene. Sıkı tutun Gamze. Safet, dikkat et. Gamze, sıkı tutun. Safet. Gamze, dikkat et Gamze. Gamze, sıkı tutun. Hayvan herif! Hayvan! Kasten üstümüze sürdü herif ya! Derdin ne senin lan? Gamze, iyi misin? Ya plakasını alabilseydim keşke. Şerefsiz herif! Bak o zaman nasıl buluyordum seni! Nasıl anından emdiğim sütü burnundan getiriyordum! Hayvan herif! Gamze, hadi çık arabadan. Hadi Gamze! Safet, ben... Ne oldu? Bacaklarımı hissetmiyorum. Neredesin oğlum sen ya? Bütün gece öldük meraktan. Bir arkadaşımda kaldım. İnsan bir haber verir. Şarjım bitmiş abi. Başka telefon mu yok Oktay? Çocuk musun sen? Seni merak edeceğimizi düşünemiyor musun? Düşünemedim abi, kusura bakma. Ben biraz yatacağım. Gece uyumadın mı sen? Uyudum da biraz muhabbet ettik arkadaşlar. Ne muhabbetmiş bu sabaha kadar? Gündüzler torbaya mı girdin? Oktay, başka bir şey mi var? Ne gibi abi? Halinden belli, keyfin bozuk. Dün gece bir şey mi geldi başına? Ne bileyim, kavgaya falan mı karıştın? Yok abi, sadece yorgunum. Uykumu alamadım, ondandır. Hadi görüşürüz. Sen de git, geç kalma. Görüşürüz. Saat 3'ten sonra Cak inşaatta görüşmeniz olacak Doğan Bey. Çıkabilirsin hala. Peki. Nedir durum Rasim? Görev tamam Doğan Bey. Tanık yok değil mi? Yok, yok efendim. Tamam Rasim. Ellerine sağlık. Bunu sen istedin Meral Hanım. Bunu sen istedin. Of! Of! Yok senin. Hesap sormaya da. Ben sana eskiden yaptığın şeyler için hesap soruyor muyum? Sibel! İbo geldi. Geliyorum. Yok aşkım, sen gelme, ben geliyorum. Nasılsın aşkım? İyi. Senden? Sibel, ne oldu? Bir şey olmadı İbo. Sen ağlamışsın. Yok canım, ne ağlaması? Gözlerim kızardı biraz. Fazla test çözdüm herhalde. Aç mısın? Tost yapayım sana? Yok, istemem. Sibel. İyiyim, bir şey yok. Seni çok seviyorum İbo.
Barış. Al bakalım. Sağ ol abla. Cüneyt Bey ile konuştum. Ali ile ilgili bir gelişme yokmuş. Polisten yana pek bir umudum yok zaten. Ama merak etme. Ali nasıl olsa yakalanmasını sağlayacak bir hata yapacak. İnşallah ablacığım. Sana yaptıklarının cezasını çekmeden bize rahat yok zaten. Ya da ben onu bir hata yapmaya zorlayacağım. Oktay Karaca. Evet benim. Hakkında ihbar var. Zorluk çıkarma. Yaslan arabaya, kaldır ellerini. Ya. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Hanımefendi uzak durun lütfen. Ne ihbarı? Ne arıyorsunuz? İşte bunu arkadaşım. Al bunu. Yavrum niye ikna etmediniz? Hastanede yatsa daha iyi olmaz mıydı? Ya anne denedik. İstemedi. Doktor bey de çok ısrar etti. İnatçı bir kız. Tıbbi açıdan bir sakıncası var mı evde kalmasının? Yok Meral Hanım. İyi bakıldığı sürece bu vaka evde tedavi edilebilir diye umuyoruz. Son günlerde kramplar artmıştı. Bir terslik olacağını işaretiymiş sanki hepsi. Gamze, doktoru duydun yavrum. Kramplar olağanmış. O kaza olmasaydı bu terslik yaşanmayacaktı. Ama Allah'ın takdiri. Olacağın önüne geçilmiyor kızım. Kızım gel hastanede tedavi ol. İnat etme ha. Ben böyle yatağa bağlı 3 ay yaşadım hastanede anne. Bir 3 ay daha yaşamak istemiyorum. Yaşayacaksam da evde yaşarım. Kızım şimdi bunları düşünme. İyileşeceksin, yürüyeceksin. Sadece biraz sabırlı ol. Hadi, hadi canım. Hadi uyu biraz. Tamam anne. Esra Hanım ne durumda? Uyumaya çalışıyor. Kızımın durumu nasıl doktor bey? Daha önce koşunu tahrip ettiği omurlar hala hassas durumda. Bu kaza aynı bölgede yeniden ödem oluşmasına neden olmuş. Allah kahretsin. Bu ne demek doktor bey? Kızım yürüyebilecek mi, yürüyemeyecek mi? Söylesenize. Sakin olun Esra Hanım. Endişenizi anlıyorum. Ama sorunuzun cevabı için ne yazık ki beklemek zorundasınız. Ödemin çözülmesi için damardan ilaç veriyorum. İlaca vereceği tepkiye göre durumu birkaç gün içinde netleşecektir. Nedir bu başımıza gelenler? Tam her şey düzeldi derdi. Esra Hanım, kızınızın dikkatli olması konusunda sizi uyarmıştım. Kazayı bile bile yapmadık ki doktor bey. Nasıl oldu anlamadık. Allah'ın cezası herif arabayı üstümüze sürdü. Sanki bizi öldürmeye niyet etmiş ya. Tamam ya hadi. Senin o iğrenç karneni de alırız. Alırız kardeşimin karnesini. Hadi görüşürüz. Hadi öptüm. Selam söyle, selam söyle. Ne oldu ki Yadi'ye? Amcası ağır hasta. Annesi çoluk çombalak falan hepsi oraya gitmişler. Neyse. Asıl meselemize gelelim. Sanem'in söylediğine göre Saffet Gamze'ye araba almış. O arabayla gezerlerken kaza yapmışlar. Kazadan sonra da Gamze'nin bacakları kilitlenmiş. Bir daha yürüyememiş. Sibel dönsün, ayrıntıları ondan öğreniriz. Sanem Gamze'ye bariz versene. Dikkatli olmasını söylüyordu okulda. Ya bu kızın hayatı film olsa kesin gişe rekoru kırardı, ben size söyleyeyim. Şu başına gelenlere bak ya. Tam nişanlandı. Tam mutlu olacak derken. Saffet'le mi mutlu olacaktı lan? Saffet parasıyla Gamze'nin gönlünü kazanmak istiyordu. Ama görün işte. Para her zaman her şeyi çözmüyor. Bazen paraya rağmen işler rast gitmeyebiliyor. Yalan oluyorlar böyle. Harbiden ha. Para olmasa o arabayı almazlardı. O araba olmasa kaza yapmazlardı. Kaza geçirmeselerdi Gamze yine yatakları düşmezdi. O zaman kısaca şöyle diyelim mi? Saffet değil de Oktay olsaydı Gamze'nin hayatında, Gamze'nin başına bu kaza gelmezdi. O zaman kim bilir hangi kaza gelirdi? Ağzından yel alsın lan şirek. Ne dedim be? Kaza yalnız Saffet'in ya da paranın olduğu bir yerde olmaz ki oğlum ya. Allah Allah, saçmalamayın. Kaza bu. Saffet'le de olur, Oktay'la da olur. Saçma, gereksiz. Ama şöyle bir fark var. Eğer Oktay'la olsaydı Gamze o kazaya seve seve razı olurdu. Ama yok işte. Artık Oktay yok. Bariz Buket denen o salağın peşinden ayrılmıyor. Bu gerçeği görün artık ya. Boşu boşuna geçmişe takılmayın artık. Ben Oktay'ı geçmişe gömmem. İstesem de yapamam. Evet abi. Aynen. Sanem.
Sağ ol oğlum. Bu arabayı aldığımda ne kadar da çok sevinmiştim. Bunun olacağını nereden bilebilirdin oğlum? O herif kimse. Bunu kasten yaptı anne. Yemin ediyorum bu bir kaza değildi. Bile bile üstümüze sürdü arabayı ya. Ya kendine eğlence arayan psikopatın biri neden bizi buluyor ya? Neden ya? Neden? Kendini üzme. Gamze'ye moral ve destek verebilmek için güçlü olmalısın Saffet. Biliyorum anne, biliyorum. Sadece bunu bize neden yaptılar onu anlamıyorum. Aa, benim hemen çıkmam gerekiyor. Aa, gidiyor musunuz Meral Hanım? Evet. Unutmuşum, acil bir işim var da. Geldiğiniz için sağ olun. Sizi de işinizden ettim. Aa. Böyle konuşmayın lütfen. Tekrar geçmiş olsun. Bir ihtiyacınız olduğunda arayın. Tamam. Ben yine uğrayacağım. Teşekkür ederim. Sağ olun Meral Hanım. Anne, eksik olmayın. Ben de seninle geleyim. İlaçlar alacağım. Tamam oğlum. Buyurun. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne haber abi? Eyvallah. Ne oldu? Saffet'le Gamze kaza yapmış. Hadi ya. Nasıllar peki? Kötü bir şey yok ya. Saffet iyiydi. Gamze iyi değil. Bacaklar yine felç. Yine mi? Bilmiyoruz ki. Sibel gelince alacağız ayrıntıları. Yapma ya. Yapabileceğimiz bir şey yok mu? Şimdilik beklemekten başka çaremiz yok Pamuk. Sibel yarın öbür gün hep birlikte ziyarete gidebileceğimizi söyledi. Tabii abicim, biraz bekleyelim. Hadi ya. Ya. Bu arada Oktay'a da haber vermek lazım ha. Gamze'nin yürümeme durum belli olsun bari abi. Söyleyeceksek o zaman söyleyelim. Birkaç gün sonra Gamze ayağa kalkmazsa ne olacak? Yürüyebileceğinin garantisi var mı? Yok. O yüzden Oktay bir an önce bilmeli diyorum ben. O da doğru. Ya bir şeyler yiyelim mi? Acayip kazındı midem benim ya. Bunu yapmana gerek yok. Neyi? Al işte. Ne yapıyorum ki? Bana iyi davranıyorsun. Ne var bunda? İçinden geldiği için değil, korktuğun için böyle davranmış. Ama korkma. Ben seni satmam. Tamer'le çıktığımızı Tayfa'ya anlatmış. Senin mutluluğun benim için önemli. O yüzden bana iyi davranmak için kendini zorlamana gerek yok. Tamam, gideceğiz. Tamam. Dürümcü 15 tatilde gideriz ha? Hadi hep beraber, beraber gidelim. Tamam, yürü hadi. Hadi Özge, hadi. Hadi abi, hadi abi. Gel. Canım, canım. Gamzeciğim iyi misin? İyiyim, kusura bakmayın Esra teyze. Elimiz boş geldik. Böyle aparta par olunca olur bir şey getiremedik. Olur hiç öyle şey canım. Gamze size emanet kızlar. Gelen giden tamam. Oluyor. İçerideyim tamam, ben. Tamam, merak etme. Tamam. Hadi. Nasılsın? Saffet nasıl? Çok üzüldü. Suçlu hissediyor kendini. O arabayı seni mutlu etmek için almıştı. Kim bilebilirdi ki kaza yapacağını? Bütün suç karşı tarafta. Adam üstümüze sürdü arabasını. Ya nasıl yapabilirler böyle bir şeyi? Ya da neden yapar? Önce bir manyak bize şaka yapıyor sandım. Baktım şaka falan değil. Adamın direksiyonu kırmaya niyeti yok. Bu durumda Saffet ne yapabilirdi ki? O kısacık anda insanın aklına neler geliyor kızlar. Birkaç saniye sonra öleceğimizi bile düşündüm. Allah korusun. Korumuş zaten. Yaşıyorum ama bir daha yürüyemeyeceğim kızlar. Biliyorum, bir daha yürüyemeyeceğim. Yürüyeceksin Gamze. Öyle şey mi olur? Doktorun söylediklerini biliyorsun. Birkaç gün içinde ilaçlar etkisini gösterecek. Hem ödemin çözülünce ayağa kalkmaya başlarsın demiş ya. Kesin değil bu. Ya ilaçlar işe yaramazsa? Ya bir daha hiç ayağa kalkamazsam? Öyle deme. Tekrar toplanacağız. Tekrar bir araya geleceğiz. Evet. Sakin ol Gamzeciğim lütfen. Canım sakin ol lütfen. Öksüz bıraktı. İhmal yürekleri yaktı. İki çocuğu babasız bırakan yangının sebepleri araştırılıyor. İş yerindeki ihmal bir işçinin ölümüne sebep oldu. Sabri Göksu isimli işçi hayatını kaybetti. Aralarında bayanların da bulunduğu 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken yaralılardan ikisinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Amine Hanım, buyurun. Merhaba Kemal Bey. Habersiz geldim, kusura bakmayın. Geçiyordum da. Rica ederim, lütfen buyurun.
Şöyle geçin isterseniz. Hı hı. Çalışıyor muydunuz? Pek sayılmaz. Barış'ın ablası Tuğba, babalarının bir yangında hayatını kaybettiğini söylemişti. Onun ölümüyle ilgili bir araştırma yapıyordum. Neden? Bu olayın nasıl olduğunu merak ettim. Araştırmak istedim. Çok üzücü. Nasıl olmuş peki? Barış'ın babası bir fabrikada işçi olarak çalışıyormuş. O yılın gazetelerindeki haberlerde yangına Barış'ın babasının çalıştığı bölümdeki giriş kapısının üzerinden geçen kabloların neden olduğu yazıyor. Peki Barış'ın babası neden kurtarılamamış? Ne yazık ki çok geç kalınmış. Bakın, diğer bir habere göre fabrikanın o bölümde başka bir çıkış kapısı olmadığı için kurtulamamış yangından. Çok acı gerçekten. Peki siz neden bu haberi merak ettiniz? Mavi Sakal'ın Eda'yı hapsettiği yerde eskiden yanmış ve terk edilmiş bir fabrikaydı. Yani Barış'ın babasının öldüğü fabrika ile Mavi Sakal'ın Eda'yı hapsettiği fabrika aynı mı? Bunu mu söylemek istiyorsunuz? Bundan korktuğumu söylemek istiyorum. Çünkü Barış'ın babasının öldüğü fabrika da aynı semtte. Henüz adresinin aynı semtte olup olmadığını bilmiyorum ama... Dayı! Dayı! Dayı, çok kötü bir şey oldu. Sakin ol ne Zehra, oldu? Ne oldu? Sanem aradı az önce. Gamze. Gamze bir kaza geçirmiş. Yürüyemiyormuş. Ne? Ne yapacağız? Senin için o kadar çok korkmuştum ki. Beni bir gece boyunca parmaklıklar arkasında tuttular. İşlemediğim bir suç yüzünden hem de. Babam olmasaydı belki şu an hala oradaydın. Düşünmek bile istemiyorum. Biz kafedeyken biri cebime uyuşturucu paketi koymuş olabilir. İyi de kim yapabilir bunu? Kerem. Ondan başkası olamaz. Yok artık. Niye yapsın bunu Oktay? Niye mi? Çok sağlam nedenleri var. Düşün istersen. Tamam, seni sevmiyor. Sevgilim olduğun için de senden nefret ediyor olabilir ama... Yani yine de böyle bir şey yapmaya cesaret edemez. Kimin neye cesaret edip edemeyeceğini bilemezsin. Ben bu olayda bir karışıklık olduğunu düşünmüştüm. Yani yanlışlıkla senin ceketine bırakılmış bir emanet sanmıştım o paketi. Yanlışlıkla mı? O kadar basit hatalar yapılmaz bu işte. Ya ne bileyim ben Oktay ya. Bak, her şey o kadar hızlı oldu ki. Tuhaf değil mi? Kafede her zamanki gibi takılıyoruz. Çıktığımızda polis beni yakalıyor. Ve üzerimden uyuşturucu paketi çıkıyor. O paketi Kerem'in adamları cebime bıraktı diye düşünüyorum. Tabii bunu kanıtlayamam ama. Bir dakika. Belki de bunu kanıtlayabilirsin. Sanmıyorum. Nasıl yapacağım bunu? Yanlış hatırlamıyorsam kafenin bir güvenlik kamerası vardı. Öyle mi? Bu çok iyi. Kayıtları inceleyebiliriz. Buket, çok akıllı bir kızsın sen. Bana bilmediğin bir şey söyle. Alo. Efendim Sanem. Ne? Nasıl olmuş? Nerede şu an? İyi mi peki? Hemen geliyorum. Ay, ne olmuş Oktay? Gamze bir trafik kazası geçirmiş. Yürüyemiyormuş. Ben hemen gitmek zorundayım. Seni sonra ararım. Biz de bir ara çocuklarla uğrayacağız. Tamam aşkım. Benimle geçmiş olsun dediğimi söylersin Gamze'ye. Tamam canım. Ben de öpüyorum. Ne arıyorsun sen burada? Sürpriz. Hani sen defolup gitmiştin buralardan? Gitmedim işte. Biraz sakinleşmeni bekledim. Ama anlaşılan bu kadar zaman bir işe yaramamış. Bana kızgınsın hala. 20 sene sonra da karşıma çıksan bu değişmeyecek. Neden benden hep kötü şeyler bekliyorsun? Sence? Bak İbo. Niyetim gerçekten seni üzmek ya da ilişkine zarar vermek değil. Niyetinin ne olduğu beni ilgilendirmiyor ki. Çok düşündüm olanları. Bir hata yaptım biliyorum İbo. Birini sevdiğin zaman onun mutlu olmasını istersin. Sen Sibel'le mutlusun. Benim tavrım yanlıştı, bencilceydi. Özür dilerim gerçekten. Bizi rahat bırak yeter. Başka bir şey istemiyorum senden. Beni kötü hatırlamanı istemediğim için. Hatamı düzeltmek, senden özür dilemek için. Bazı hatalar vardır. Evet, özür dilersin, unutulur gider. Ama senin yaptıkların unutulacak cinsten değil Nazım. Özür yerine dileyeceğin tek şey bizimle karşılaşmamak olmalı. Böyle ayaküstü konuşacağımıza bir yerde oturalım, bir çay içelim. Çay içelim. Sen ve ben, öyle mi?
Ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Git işine Nazan. Bak kızım, kafandaki tilkilere söyle, boşuna dolaşmasınlar artık. Bir daha arkamızdan iş çevirmeye kalkarsan, senin için hiç iyi olmaz. Nereye gidiyorsunuz Meral Hanım? Çekilin lütfen. Sen yaptın değil mi? Hoş geldiniz Meral Hanım. Oturmaz mısınız? Cevap ver. Oğlumla nişanlısının arabasına çarpan araba senin adamlarına aitti, öyle değil mi? Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Ben hiçbir şey yapmadım. Gencecik bir kız bundan sonra yürüyemeyebilir. Bunun sorumlusu sizsiniz. Vicdanınız nasıl taşıyacak bu yükü? Gerçekten neden bahsettiğinizi anlamadım. Yine de geçmiş olsun demek isterim. Benim de bir oğlum var. Hep söylüyorum arabayı hızlı kullanmayın diye ama gençler işte. Sen nasıl bir adamsın? Nasıl bu kadar? Bana hakaret mi edeceksiniz? Hayır. Ha? Çünkü size layık olabileceğini düşündüğüm bir kelime bulamıyorum. Beni üzüyorsunuz ama Meral Hanım. Ben de buraya fikrinizi değiştirdiğinize haber vermeye geldiğinizi sanmıştım. He? Buraya şunu söylemek için geldim Doğan Bey. Bu iş burada kalmayacak. Savcılığa suç duyurusunda bulunduğumu hatırlatırım. Bu olaydan dolayı tutuklanacaksınız. Haberiniz olsun. Savcılık talep ettiğiniz araştırmayı yaptığında o olayın benimle hiçbir ilgisi olmadığını, tamamen bir kaza olduğunu anlayacaktır. O zaman bir kahve içmeye beklerim sizi. Nasıl olsa özür dilemek için uğrarsınız değil mi? Bu denemen sana pahalıya mal olacak. Ama eğer bir kere daha oğluma zarar vermeye kalkarsan, bu kez hayatına mal olur. Haberin olsun. Anlamadım. Beni tehdit ediyorsunuz. Hakkınızda savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Yok. Çok basit bir uyarı bu. Bir daha oğluma yaklaşırsan cezanı kendi ellerimle veririm. Umarım yeterince açık olmuştur. Hı? Kadına bak. İyi misin Gamzeciğim? İyiyim hocam. Buyurun hocam. Ağrın var mı Gamzeciğim? Hayır. Sadece uyuşukluk var biraz. Arabayı hızlı mı kullanıyordun Saffet? Hayır hocam. Normal hızla gidiyordum. Anlattığım gibi karşıdan gelen araba yüzünden yoldan çıktık. Saffet'in şoförlüğü iyi Kemal Bey. Ama biliyorsunuz iyi şoför olmak fark etmiyor ki. Karşı taraf iyi olmadıktan sonra. Dalgın ya da alkollü falan mıydı acaba? Bilmiyorum hocam. Ama bile bile üzerimize sürdü şerefsiz herif. Plakasını görebilseydin keşke. Keşke hocam. Keşke görebilseydim. Bir de daha 5-10 dakika önce ben kullanıyordum arabayı öğrenmek için. Ya o zaman çıksaydı karşımıza bu adam? Aman Allah korusun kızım. O zaman Saffet gibi kıramazdım ben direksiyonu. Kesin arabaya çarpardık. Belki de şu an yaşamıyor olabilirdik. Böyle konuşma ya. Kızım, ne diyorsun sen ya? Allah'ım elim ayağım titriyor ya. Kapat artık şu konuyu. Şunu söylediğine bak ya. Tamam anne. Ben çay getireyim. Kapıya bakayım. Özür dilerim. Senin ne işin var burada? Senin ne işin var burada dedim. Bakın Gamze'yi görmeye geldim. Göremezsin. Gamze'nin kaza geçirdiğini duydum. İyi olduğunu görüp gideceğim. İyi olup olmadığı seni ne ilgilendiriyor ha? Siz ayrıldınız artık. O defter kapandı. Arkadaş da değilsiniz. Lütfen. O iyi mi? Görmeme izin verin. Gayet iyi. Ama onu göremezsin. Şimdi dışarı. Dışarı dedim. Onu görmeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Hayır göremezsin. Oktay. Lütfen girmeme izin verin. Ne işi var bu herifin burada ya? Saffet. Tamam. Ben hallederim. Hocam bırakın derdi neymiş öğreneyim. Lütfen Saffet. Yoksa çok kötü şey olacak. Sen Gamze'nin yanında kal. Oktay'la ben konuşurum. Ya sen laftan anlamıyor musun? Saffet. Kızım çok iyi ve seni de görmek istemiyor. Onu görmeden hiçbir yere gitmiyor. Defol git buradan dedim sana. Defol. Defol. Gamze'yi görmem gerek. Sakin ol. Hocam. Siz içeri girin. Ben konuşurum Oktay'la. Yalnız kararım kesin Kemal Bey. Ben annesi olarak kızımın karşısına çıkmasına kesinlikle müsaade etmiyorum. Gerekirse polis çağırın. Merak etmeyin. Buna gerek kalmayacak. Oktay birazdan gidecek. İnşallah.
Ne oldu Esra teyze? Ne oldu Esra teyze? Anne! Anne ne oldu? Kemal Bey ile konuşuyor. Öncelikle sakin olmalısın Oktay. Bu şekilde bir yere varamazsın. Tek istediğim sadece bir dakika görmek onu. Neden çok görüyorlar bana bunu? Annesi istemiyor, anlasana. Umurumda değil. İçeride değil mi Gamze? Uyuyor mu? Nasıl, iyi mi? Baygın mı yoksa? İyi, merak etme. Ya Tanem yürüyememe ihtimali olduğunu söyledi. Şu an ayağa kalkamayacak durumda. Şimdilik yatakta ama doktor bunun geçici olup olmadığını söylemek için beklemek gerektiğini söylemiş. Verdiği ilaçlar omurlar arasında oluşan ödemi zayıflatabilirse Gamze iyileşecek. Peki ilaçlar etki etmezse? Gamze bir daha hiç... Oktay! Sakın bunu düşünme. Şimdi bunu düşünme. Hocam bakın. Ben sizden bu zamana kadar hiçbir şey istemedim. Şimdi ilk defa bir şey istiyorum. Onu görmeme izin verin lütfen. Bu konuda izin verme yetkisine sahip olan ben değilim ki Oktay. Ama annesini ikna etmeye çalışacağım. Onunla konuşacağım, merak etme. Gamze'yi görmeni sağlayacağım Oktay. En azından deneyeceğim. Şimdi git. Hocam. Oktay. Esra'nın bakın. Lütfen Kemal Bey. Bu konuda kararım kesin demiştim. Sadece birkaç dakikalığına görmek istiyor Gamze'yi. İzin veremez misiniz? Katiyen olmaz Kemal Bey. Dünyada olmaz. Ne işi var canım onun burada? Olmaz. Gamze normalken bile görüşmelerine katlanamıyorum. Hele bu durumda asla. Gamze'yi merak etmeye hakkı yok mu sizce? Biliyorsunuz ortak bir geçmişleri var. Bitmiş bile olsa eskiye dayanan bir arkadaşlıkları var. O defter kapandı Kemal Bey. Hem kızımı düşünün lütfen. Zaten canı burnunda. Bir de Oktay'ın yaşatacağı gerginliği niye çeksin ya? Hem nişanlı artık biliyorsunuz. Safet de izin vermez görüşmelerini. Olmaz. Ama Gamze... Anne! Müsaadenizle Kemal Bey. Geldim. Ne oldu ya anne? Zorluk çıkarıyor değil mi? Bırakın ben halledeyim Esra teyze. Tamam evladım, gitti zaten. Sakin ol Gamze. Gitmeyecek de ne yapacak sanki? Kimden haber aldıysa, nereden cesaret bulduysa kapımıza gelmiş ya uğursuz. Tutturdu Gamze'yi göreceğim diye ya. Ne? Gamze'yi görmek mi? Bu herifin dünyadan haberi yok galiba. Gamze benim nişanlım. Nişanlımın başına gelen hiçbir şey de onu ilgilendirmez. O artık Gamze'nin yanına bile yaklaşamaz. Ben bir Kemal Hoca'ya bakayım. Bu soru geçen yıl ÖSS'de çıkmış Eda. O zaman bu yıl çıkmayacak. Geçelim bunu. Birinin canı ders çalışmak istemiyor galiba bugün. Sıkıldım ya. 2 saattir ara vermeden çalışıyoruz. Peki, mola verelim biraz. Nasıl? Yeni bir şeyler yazmaya başladın mı? Yazmaya çalışıyorum ama yeni bir hikaye peşinde değilim. Yanan defterimde yazılı romanıma başladım tekrardan. Ciddi misin? Bunu yapabilecek misin? Deneyeceğim. Çok sevindim Barış. Bugün çok daha iyi hissettiğin belli zaten. Yüzün gülmeye başladı. İyi mi iyi olmasın ama yazdıklarımı hatırlayamıyorum Eda. Kesit kesit aklıma geliyor. Bir yerlerde kopuyor. Üzülme. Nasıl olsa hatırlamak için vaktin var. Bana biraz yardım etsen. Tabii. Ne yapabilirim? Yazdıklarını bilgisayara geçmemi ister misin? Mavi sakalım. Yani Ali'nin sana yaptıklarını anlatmıştın ya. Evet. Anlattıkların bayağı esin kaynağı olmuştu bana. Sakıncası yoksa birkaç soru sorabilir miyim o günlere dair? Ya ben... Bilemiyorum. Merak etme. Çok zorlamam seni. Mesela şu bebeklerden başlayabiliriz. Mavi Sakal seni hapsettiğinde odanda bir sürü bebek vardı. Öyle söylemiştin bana. Onun amacı sana sahip olmak değil. Onun amacı senin acılarını edebiyata dönüştürüp roman yazmaktı. Bunu anladığın için beni öldürmeye kalktı. Eda. Eda. Ne oldu? Benim gitmem gerek. Rahatsız mı oldun?
Yo, geç kaldım. Annemler merak etmeden gideyim. Sonra konuşuruz, tamam mı? Eda, beni öpmedin. Affedersin. Alo, Oktay nasılsın, iyi misin? Buket, sonra konuşalım mı? Seni merak ettim. Gamze iyi miymiş? Bilmiyorum, onu göremedim. Neden? Annesi izin vermedi. Nasıl olur? Neden ısrar etmedin? Buket, daha fazla konuşmak istemiyorum. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Peki Oktay. Kendini iyi hissettiğinde ararsın. Gamze'nin yürüyüp yürümeyeceği hakkında doktor bir şey söylemedi mi? Birkaç gün içinde belli olacağını tahmin ediyor. Geçmiş olsun Saffet. Geçmiş olsun abi. Sağ olun. Ya nereden aldım şu arabayı, o kadar pişman oldum ki. Pişman olma be abi. Ya nasıl olmayayım Ali? Ben o arabayı Gamze'ye almasaydım bu kaza hiç yaşanmayacaktı. Gamze şu an yürüyor olacaktı. Olayı anlatırken karşıdan gelen arabanın bile bile üstünüze sürdüğünü söyledin değil mi? Evet. Peki bundan emin olduğunu söyleyebilir misin? %100 eminim diyemem. Ama ortada bir kasıt olduğunu hissettim. Sadece ben değil, Gamze de böyle düşünüyor. Sanki o arabanın sürücüsü bilinçli olarak bizi yolun dışına attı. Tamam işte abi. Madem kasıtlı olarak birileri size zarar vermek istedi, sen o arabayı almasaydın da yapacaktı bunu yani. Ali haklı abicim. Trafikte olmasa başka bir şekilde çıkacaktı karşına. Şimdi sorulması gereken soru şu. Sana zarar vermek isteyen kim olabilir? Kimin canını sıktın bu ara, bir düşün. Aslında düşünmeye gerek yok. Ben bu işi kimin yaptığını anladım galiba. Hadi Allah ya. Allah. Kim sence? Bir iş adamı. Bir süredir annemin arsalarından birini almak için baskı yapıyormuş. Hı hı. Tehdit falan ediyormuş. Annem önce arsayı satmamak üzere kararlı davranmış. Sonra vazgeçmiş. Arsayı satmak için herifle anlaşmışlar. İş tatlıya bağlanmış güya. Ben öyle olmadığını anlamıştım zaten. Bu olayla o adamın ilgisi olabilir. Merhaba çocuklar. Merhabalar. Merhaba, Meral Hanım. İyiyim, sağ olun. Oturun, oturun. Gamze nasıl? Bir değişiklik yok. Sen neredeydin anne? Şirketteydim Saffet. Halledilmesi gereken işler vardı. Aradım. Yok dediler. O kadar acil miydi bu işler? Ne oldu Saffet? Neden soruyorsun? Bilmiyorum. Apar topar çıktın da Gamze'lerin evine. Evet. Çünkü hemen yetişmem gereken bir toplantım vardı. Anne, bu kazanın seni tehdit eden adamla ilgisi olabilir mi? Nereden çıkardın bunu? Arkadaşların haberi var anne. Rahat konuşabilirsin. Bu konuda konuşacak bir şeyimiz yok oğlum. Bu mesele kapandı biliyorsun. Emin misin anne? Benden sakladığın bir şey yok değil mi? Hayır oğlum. Elbette senden sakladığım bir şey yok. Peki. Ben Gamze'yi görmeye gidiyorum. Tamam oğlum. Geçerken görüşürüz. Beni de eve bıraksana. Hadi. Görüşürüz Ali. Görüşürüz abi. Durun sizi geçireyim. Görüşürüz. Anne! Anne! Bir bakar mısın? Gamze, bana mı seslendin canım? Aa kızım, ağlıyorsun sen. Susadım. Tamam kızım, ben veririm sana.
Bunun için ağlanır mı hiç? Al bakayım. Bir bardak su içebilmek için bile birinin yardımına muhtacım. Ama Gamze böyle yaparsan ya... Hayır anne. Bir şey söyleme ne olur. Beni teselli etmeye çalışma. Yatağa hapsolmanın teselli edecek hiçbir yanı yok çünkü. Şimdi düşünüyorum da... Ne kadar boş şeyler için üzülüyor insan. Ne kadar anlamsız istekler peşinde mutsuz ediyor kendini. Oysa yürümek... Sadece yürümek... Canın istediğinde tek başına çıkmak sokaklara... Koşabilmek istediğinde... Kimseye tutunmadan adım adım yürüyebilmek... Mutluluk buymuş anne. Kimseye muhtaç olmadan... Bir yatağa ya da tekerlekli sandalyeye bağlanmadan yaşamak... Özgür olmak... Tek istediğim bu hayatta... Başka hiçbir şey umurumda değil artık. Yürümek istiyorum eskisi gibi. Yürümek istiyorum. Sana istediğin her bilgiyi verdim. Her yardımı yaptım. Ama sen hala Sibel'e bir şey yapmadın. Anlaşmamız bu muydu? Sabırlı ol güzelim. Her şeyin bir sırası var. Daha fazla bekleyemem. Ben artık sonuç görmek istiyorum Kerem. Sana sabretmeni söylüyorsam sabredeceksin. Sakın planı bozacak bir salaklık yapma. Ama ben... Tamam kes. Ben ne zaman ne istiyorsam onu yapacaksın. Tek tek bitireceğiz işlerini. Bak abileri Oktay'ı nasıl içeri tıktırdım. Gerisi benim için çocuk oyuncağı. Merak etme. Yakında sıra Sibel'e de gelecek. Sen sadece bekle ve gör. Sanem senin kaza geçirdiğini söylediğinde, bunu duyduğumda benim için dünya ucunda ışık olmayan kapkaranlık bir mağaraya dönüştü sanki. Aç şu kapıyı diyorum sana. Aç şu kapıyı. Bak polis çağıracağım. Aç diyorum. Eski arabanın da derdi bitmiyor ha. Aküsü bitti herhalde. Allah Allah. Marşa bir daha bassana memo. Efendim? Saffet benim. Çok acil buraya gel. Gamze'ye bir şey mi oldu? Yo yo Gamze çok iyi. Oktay burada. Ne? Oktay mı? Alo. Ne oluyor be abi? Gamze! Gamze iyi misin kızım? Aç! Aç yoksa polis çağıracağım. Aç diyorum. Aç. Tek istediğim kapıyı. Seni görmekti. İyi olduğunu gözlerimle görsem... Aydınlanacaktı sanki etraf yeniden. Geldim ama... Seni görmeme izin vermedi annen. Biliyorum Oktay. Geldiğini duydum. Sana bir şey olmasından çok korktum Gamze. Yanımda olmamana... Aramızda mesafeler olmasına, benden nefret etmene hazırdım. Her şeye hazırdım. Bir başkasının karısı olacağın güne bile hazırlamıştım kendimi. Ama yok olmana... Yok olmana hazır değilmişim. Bunu kesinlikle anladım. İçinde sen olmayınca... Dünya benim için artık... Enteresan bir yer olmaktan çıkıyor. Sen olmadığında hiçbir şeyin anlamı ya da amacı olmuyor. Sen yoksan... Var olmak benim için katlanılması gereken ağır bir yük oluyor. Nefes almak bile bıktırıcı bir angarya haline geliyor. S-
Sana bir şey olması ihtimalinden çıldırasıya korkuyorum Gamze. Ben iyiyim Oktay. Merak etme. Zaffet. Yol vermezsen sabaha kadar beklemeye razıyım. Dur sen dur. Şimdi görürsün sen. Ne işin var ulan senin burada? Seni ilgilendirmez. Ne demek ilgilendirmez? Burası nişanlımın evi. Ne akla geliyorsun buraya? Ayıp lan bu yaptığın, ayıp. İyi misin Gamze? Ben iyiyim anne, iyiyim. Tamam. Bana ahlak dersi mi veriyorsun? Sana daha çok ders vereceğim Oktay. Neden o arabayı dikkatli sürmedin? Neden Gamze'nin peşini bırakmıyorsun? Neden o Allah'ın belası arabayı adam gibi sürmedin? Neden Gamze'nin peşini bırakmıyorsun dedim. Senin bu hale gelmesine sen sebep Oktay oldun. Oktay! Senin yüzünden kurşun yediğini ne çabuk unuttun. Unutma. Unutmayacağım ben. Bu yüzden buradayım. Bana ihtiyacı olduğu için. Sakin ol. Her yere bela getiriyorsun. Safiyet. Gamze bir daha yürüyemezse bunun sorumlusu sensin. Sen ne diyorsun be? Sakin ol. Diyorum. Al! Öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim bu sefer. Kovulmaya başladın artık Oktay. Safiyet. Sana bir şans daha vermeyecek. Kömertleyeceğim seni. Sakin olun. Yapmayın. Durun. Gamze'ye verdiğin zararı fitil fitil burnundan getireceğim. Hadi çık dışarı gel. Dışarı gelsene. Yürü hadi. Hadi. Geberteceğim ulan. Safiyet evladım sakin. Yeter lan yettin. Yettin. Bırakacaksın. Bırakacaksın. Bu sefer geberteceğim. Oktay. Çık lan. Kimse sana ait değil. Yolun olmadığını görmeye geldim o kadar. Safiyet yeter. Hadi. Hadi. Nedir lan sen? Yeter. Yeter. Yeter Hamza. Gamze kızım. Gamze tamam sakin ol. Sakin ol tamam aşkım sakin ol. Tamam 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 sakin ol bir tanem tamam. Sakin ol tamam canım. Defol. Defol lan. Defol sana. Defol. Tamam aşkım. Tamam geçti hepsi geçti. Tamam sakin. Tamam ne oldu? Ağla. Tamam tamam Gamze. Tamam tamam hemen. Bırak nefret ediyorum her şeyden bırak. Al suç al. İstemiyorum. İstemiyorum ikisi. Yalnız kalma. Sakin ol Gamze tamam. Yalnız kalma git görün ulan. Gidin. Gidin hepiniz gidin gidin. İyi akşamlar. İyi akşamlar Sibel. Merhaba. Hayırdır? Merhaba. Yolculuk mu bu? Evet. Eğitim için Ankara'ya gidiyorum. İyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Yarın görüşürüz Sibel. Görüşürüz. Anlat bakalım. Şu sarı taş bebekle ne kadar ileri gittiniz? Uf Ceyhun. Ne oldu lan? Niye anlatmıyorsun? Sıkıldım bu muhabbetten. Bir dakika bir dakika. Ne oldu? Niye yan çiziyorsun? Canını sıkan ne? Özge'ye acımaya başladım. Resmen aşık oldu bana. Canımı sıkan bu. Oğlum zaten amacımız bu değil miydi? Kız sana aşık olacak ki plan işlesin. Ne bileyim lan. Daha önce hiçbir hatun bana bu kadar kapılmadı. Bu kız çok saf abi. Ne desem inanıyor. Tamam işte ne güzel. Ya anlamıyorsun. Sonra fena çakılacak. Bence kızın duygularıyla daha fazla oynamaya gerek yok. Yuh. Kerem duymasın bunu. Onun yanında sakın söyleme böyle. Gözünün yaşına bakma zarcar seni. Her şey aynen Kerem'in istediği gibi gidecek. Bunun için ne gerekiyorsa yapacaksın Tamer. Yok olmana hazır değilmişim. Bunu kesinlikle anladım. İçinde sen olmayınca dünya benim için artık enteresan bir yer olmaktan çıkıyor. Sen olmadığında hiçbir şeyin anlamı ya da amacı olmuyor. Sen yoksan var olmak benim için katlanılması gereken ağır bir yük oluyor. Sibel. Biliyorum gördüğün şey... Biraz konuşabilir miyiz? Ekin uyuyor merak etme. Bak seninle konuşacak bir şeyim yok benim.
Merak etme, gördüklerimi Ekin'e söyleyecek değilim. Ama senden sadece bir şey istiyorum. Zehra'dan uzak dur. Ya ondan hoşlanıyorsan? Öyle mi? O yüzden mi hala Ekin'le berabersin? Onun için mi onun evinde kalmaya devam ediyorsun? Ekin'e anlattın mı Zehra ile olanları? Ha? Sen heyecanı seviyorsun bence. Ya da... Ha. Umarım kalacak başka bir yer bulursun bir an önce. En kısa zamanda. Rıza nerede? Gelir şimdi. Çürük geldi. Millet, Yadigar aradı. Selam söyledi herkese. Aleyküm selam. Lan bizi niye aramıyor? Ha. Oğlum kontur montur davası ya, sen de. Ha. Ha. Sen de işler nasıl kızın? Oğlum bak, kızıl deyip durmayın lan. Boyatacağım sonunda ha. Senin kızıl saçın bir marka oldu kızılcım. Değil mi aşkım? Vallahi ben Rıza'yı başka türlü düşünemiyorum. Ben de. Rıza hep kızıl. Ateş kızılı. Lan kızıl ötesi. Sakın değiştirmeye kalkma, bak bu rengi çok yakışıyor. Ya değişim cesaret ister zaten. Onda nerede o cesaret? Sen kendini değiştir o zaman lan. Lan ben kafamı sarıya boyamadım mı lan? Lokal evet. Değişiklikten bahsetmiyoruz abicim. Genel bir değişiklik yapıyoruz ya. Mesela fit bir şirek görelim artık ya. Oy 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 oy. Kızılaklı şirek. Ne oldu? Cesaretin mi yok, iraden mi? Aman çok da fifi. Fifi fifi. İrade yok abicim. Ya benim içim ezildi. Ezilmese şaşardım zaten. Allah'ın şireyi. Hadi kantine. Hadi lan. Aşkım, ne oldu bu Zehra'ya? Sana hiç selam vermeden transit geçti. Görmedi herhalde. Görmedi. Siz kavga mı ettiniz yoksa? Tartıştık biraz. Hangi konuda? Kesin yine seni üzecek bir şeyler yapmıştır. Ne yaptı? Boş ver. Bir süre böyle küs kalmamız daha iyi. Sen kolay kolay küsmezsin. Ne dedi sana? Kötü bir söz mü söyledi? İbo, sen bu konuya karışmasan aramızda bu. Hallolur zaten yakında. Hem biliyorsun arkadaşlar arasında olur böyle şeyler. Haklısın aşkım, tamam. Kantine gidelim. Peki şimdi nasılmış Gamze? İlaçlarını kullanmaya devam edecek. Bir iki güne kadar durumu netleşirmiş. Ne güzel sevinmiştik Amerika'dan iyileşmiş döndüğünde. Yine iyileşmiş olarak buraya dönecek Hulusi Bey. İnşallah efendim, inşallah. İnşallah. Ben annesini arar, hepimiz adına geçmiş olsun derim. Karnesini de artık sınıftan bir arkadaşına veririz. Gamze, eğer bir daha böyle tehlikeli bir şey yaparsan yürüyemez. Yapmam, olur. Tedavinin etkileri de görülmeye başlarken yürümeye çalışman delilik Gamze. Buraya bağlı kalmak insanı delirtiyor doktor bey. Kızım ne olur dinle biraz bizi. Ne olur yavrum. Görüşürüz. Beni asla Gamze'yi sevdiği gibi sevmeyecek, biliyorum. Buket, nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsun hiç anlamıyorum. Üstelik hala seninle birlikteyken. Gamze'nin kaza yaptığını duyunca halini görmeliydin. Kızım üzülmüştür çocuk. Hadi geçtim eski sevgili olmalarını, bir arkadaş olarak üzülmüştür. Yüzündeki ifade arkadaş için duyulan üzüntüden daha fazlaydı. Anlatamam sana bunu. Tarif edemem. Apar topar çıktı evden. Tam da yakınlaşmaya başlamıştık. Bak yine başa döndük. Bu saate kadar beni aramadı bile. Sen eskiden takmazdın böyle şeyleri. Aşığım kızım, anlamıyor musun? Oktay'ı seviyorum. Ve kaybetmekten çok korkuyorum. Yoksa çoktan giderdim Amerika'ya. Sen saçını siyah çocuklar, yap. Kızıl ötesi de mor yap. Oktay'ı gören oldu mu? Daha yok. Gelmedi herhalde. Uf, o zaman siz dün gece olanları bilmiyorsunuz. Ne? Bir dakika. Ne olmuş? Dün gece ne oldu? Ne oldu ya? Oktay Gamze'yi görmeye gitmiş. Nasıl yani? Hani Gamze'nin annesi izin vermiyordu Oktay'ın gelmesine? Ya zorla girmiş zaten. Odanın kapısını da kilitlemiş. Saffet gelmiş o sırada. Oktay biraz konuşmuş Gamze'yle. Sonra odadan çıkınca Saffet'le birbirlerine girmişler. Gamze anlattı telefonda. Oktay. Demek sonunda Esra teyze falan dinlemedi. Sen almazsın adamı eve. O da işte böyle gelir zorla girer. Beyler. Gözünüzü dört açın. Bu herif tatsızlık çıkarmaya çalışırsa Oktay'ı yalnız bırakmayalım. Biz ne yapabiliriz ki oğlum? Adam bizi iplemiyor. Bariz yardımımızı da istemez. Saçmalama Özge. Oktay bizden kopmuş olsa da bu okulda okuduğumuz son güne kadar bu kural değişmeyecek. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Girelim hadi. Aa, ne işin var burada senin? Niye Gamze'nin yanında değilsin? Sabah gittim. Başımda nöbet tutmana gerek yok dedi.
Nasıl olsa 2 haftalık tatilimiz olacakmış. Allah Allah. Sakın bir daha o eve adımını atma. Bir dahaki sefere o kadar kolay kurtulamayabilirsin. Şşş. Ya yok be oğlum. Sen yanlış anlamışsın. Ya bıraksana oğlum. Buse'ye söyledim işte. Ya çıkışta konuşsak. Of bu abicim ya. Müsaade eder misin? İçim ezildi benim yine. Müsaade eder misin? Yerime oturacağım. Yok bir şey. Adamsın. Alacağım ben sana. Canla kardeşim. Sen alacaksın. Çok güzel adamsın. Hoca gidiyor arkadaşlar. Hoca gidiyor. Valla. Hoca geliyormuş. O şekil, o şekil topu. Bu ne oğlum? Tamam ya, tamam. Bir şey mi söyleyeceksin Buket? Özge ile çıkıyormuşsun. Evet. Bu kadar garip mi? Gerçekten hoşlanıyor musun bu kızdan? Yoksa Kerem'in dolduruşuna gelip salakça bir şey mi planladınız kızla ilgili? Saçmalama ya. Özge çok umurumda olduğu için değil. Eğer şüphemde haklıysam bu durum Oktay'ın canını çok sıkar da. Merak etme. Ben ondan hoşlanıyorum. Sevgiline de söyle bunu. İyi. Dediğin gibi olsun. Evet arkadaşlar, ÖSS sınavında başarılı olmak için önümüzdeki tatili iyi değerlendirin. Bol bol tarih sorusu çözün. Tamam. İyi tatiller. Kantine boşalım tamam. Tamam aşkım. Hadi beyler kantine. Hadi kantine abi kantine. Siz gidin ben geliyorum hemen. Hemen hemen. Geldim geldim. Aslan şirek be. Oğlum vurma sırtıma acıyor lan. Ne oldu? Bir şey mi istiyorsun? Ne yaptın Sibel'e? Ne dedin ona? Bir şey demedim. Aranızın bozuk olduğunu söyledi. O kimseye ufak tefek şeyler için darılmaz. Onu kıracak kadar önemli ne yaptın? Ya da ne söyledin? Kavga ettik tamam mı? Kızgınız biraz birbirimize ama geçer. Hangi konuda kavga ettiniz? Evet. Aşkım. Hani kantinde buluşacaktık? Zehra ile laflıyorduk da. Çıkalım mı? Geliyorum. Biz zaten çıkıyoruz aşkım. Ne dedim ben sana İbo? Ha? Bu işe karışma demedim mi? Yok aşkım. Ben mevzunun ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Sizi barıştırmak için. Hani sen de bizi barıştırmaya çalışıyordun. Son kez söylüyorum İbo. Lütfen bu işe karışma. Tamam. Başkanım, nasılsın? Nasılsın başkanım? Ben kantine gidiyorum. Nasılsın başkanım? İyiyiz. Merhaba canım. Merhaba. Nasılsın kömür gözlüm? İyiyim canım abi, benim. Gözlerinin içi de çökmüş senin canım. Nasıl oldun diye bir arayayım dedim. Aynı işte. Bir değişiklik yok. Yatağı salona getirdik. Hala yatıyorum. İlaçlarını alıyorsun değil mi? Alıyorum. Ne işe yarayacaksa. Gamze. Ne olur yapma böyle. Tekrar ayağa kalkacaksın. İyileşeceksin. Umarım Saffet. Sensiz okulun hiç tadı yok biliyor musun Gamze? Tabii benim de. Beni niye okula yolladın ki? Ben senin yanında olmak istiyordum. Saffet, yalnız kalmak istiyorum demiştim. Akşama gelirsin istersen. Kapatıyorum ben artık. Dinlenmem lazım. Tamam, hadi görüşürüz. Kimle konuştun Gamzeciğim? Saffet'le. Ne diyor? Ne desin işte. Tekrar yürüyeceksin, iyileşeceksin falan diyor. Ay ağlama güzel kız. Senden başka hepimiz inanıyoruz iyileşeceğine. Sen de biraz yardımcı ol bize. Sakin ol biraz. Gör bak şu ilaçlar bitsin. Nasıl kalkıyorsun ayağa? Seni rahatlatmak için söylemiyorum. İçimden geldiği için söylüyorum kızım. Canım benim. Teşekkürler. Bir şey değil. Al canım. Sağ ol. Ne oluyor Sibel? Zehra ile hiç konuşmuyorsunuz. Konuşmam tabii sanem. Bana ettiği lafı bir bilsen. Ne dedi? Gel şurada konuşalım. Ay çatlatma insanı Sibel. İnsan geçmişinde olan kötü şeyleri istese de bir türlü silip atamıyor. Birilerinin aklında kalıyor. Arada dilleniyor sana kadar geliyor işte. Zehra da öğrenmiş eskiden ne yaptığımı. İlk tartışmamızı yüzüme vurdu işte. İyi de neden? Yanlış gördüğüm bazı şeyleri söyledim.
O da hemen karşılığını verdi tabii. Ay salağa bak ya. Ben şimdi onu... Otur lütfen. Böyle bir şeye gerek yok. Hatasını anlayacak nasıl olsa. Hocam. Vaktiniz var mı? Biraz konuşabilir miyiz? Tabii Barış. Geç otur şöyle. Size karşı çok kabalık ettim. Söylediğim sözler için çok utanıyorum, inanın. Çok özür dilerim. Özrünü kabul ediyorum Barış. Ama bazı şeyleri netleştirmek için söylüyorum. Zafer Bey, Ali'yi okuldan atmak istediğinde amacım bir gencin geleceğini kurtarmaktı. Bu senin başına da gelseydi aynı şeyi yapardım. Senin de okulda kalman için var gücümle çabalardım. Ona yardım ettiğimi söyledin. Ben böyle bir şey yapmadım. Onu serbest bırakan ben değildim, polisti. Suçlu olmadığını söyleyerek bıraktılar onu, biliyorsun. Hatırlıyorum hocam. Hatta onu linç etmek istediklerinde sizin yanınızda duran da bendim. Ali'nin bu kadar ileri gideceğini kim bilebilirdi ki? Lütfen söylediğim her şeyi de unutun. O sözler hataydı. Size karşı bir kızgınlığım yok. Peki Barış. Sadece sizi değil, birçok insanı sebepsiz yere kırdım. Annemi, ablamı, Eda'yı. Sanki başıma gelenlerden siz sorumluymuşsunuz gibi aptalca davranışlar gösterdim. Oysa suçlamam gereken bir kişi var. O da Ali. Bak Barış, bu saydıkların hepsi seni seven insanlar. Sana kırgın ya da kızgın olduklarını sanmıyorum. Umarım. Eskiden böyle değildim ben. Daha sakindim. Neyi nasıl yapmam gerektiğini sakince düşünürdüm. İnsanları kırmamak için çabalardım. Ama yüzümün bu hali alması beni istemesem de saldırgan ve sinirli biri yaptı. Ama atlatmaya çalışıyorum. Zor da olsa böyle yaşamaya alışmaya çalışıyorum. Sen bunların üstesinden gelebilecek bir çocuksun. Ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim hocam. İyi dersler. Barış. Eğer daha sonra vaktin olursa seninle konuşmak istediğim bir başka konu var. Neyle ilgili hocam? Size geldiğim gün ablan babanın çıkan bir yangında hayatını kaybettiğini söyledi. Konuşmak istediğin şey bu mu? Eğer senin için bir sakıncası varsa... Babamla ilgili konuşmak istemiyorum hocam. En azından şimdilik. Ne derim herhalde ilgili durum? Savcılık talimatıyla polis evin etrafına koruma yerleştirmiş. Bundan sonra atacağımız adımlara daha dikkat etmeliyiz. Sen rahat ol Serdar. Biz bu yollarla çok mücadele ettik. Ve sonunda hedefe ulaştık. Sadece sabır ve dikkat. Tamam mı? Hı hı. Hadi bana şimdi aileni çağır. Tamam abi. Doğan Bey'i bugün ifadesini vermek için çağırmışlar. Sonuç? Suçlamaları reddetmiş tabii ki. Peki kazayla ilgili bir soruşturma yapılmayacak mı? Avukatla bu konuyu konuşmanı istemiştim. Konuştum efendim. Emre Bey kazaya sebebiyet veren aracın şoförünün bulunup ifadesi alınmadan bu konudaki başvurunuzun zayıf bir iddiadan öteye gitmeyeceğini söyledi. Anladım. Peki ne yapabiliriz? O şoförün yakalanma şansı var mı? Çok zayıf bir ihtimal efendim. Sadece arabanın rengini ve modelini biliyoruz. Ne plakası var ne de kazayı gören bir görgü tanığı. Oğlumun hayatına kasteden her kimse onu Doğan denen o aşağılık adam kiraladı. Bunu biliyorum. Ama elimden hiçbir şey gelmemesi beni deli ediyor. Oğlum için tekrar bir koruma tutmanı istiyorum. Ama bu sefer söyle, Saffet'e yakalanmasınlar. Ne demek kamera görüntülerini siliyoruz ya? Maalesef öyle. Her gün siliniyor. Ya niye çekiyorsunuz o zaman? Benim erkek arkadaşımın cebine burada bir uyuşturucu koydu. Polisler alıp götürdü çocuğu. Nasıl kanıtlayacağız şimdi? Üzgünüm, yapabileceğim bir şey yok. Of. Buket, bir sorun mu var? Yok. Ya bu arada geçmiş olsun. Oktay'ın başına gelenleri duydum. Çocuklar anlattı. Cebinde uyuşturucuyla yakalanmış. Evet. Onu cebine başka birinin koyduğunu düşünüyoruz. Hadi canım sen de. Kim yapar böyle bir şeyi? Bilmiyorum. Ama bulacağız. Ne yalan söyleyeyim, üzüldüm. Çocuk şimdi kim bilir ne kadar süre içeride kalacak. Kalmayacak. Babam halletti. Oktay'ı içeriden çıkardı. Çok sevindim ya. Ben de babamdan yardım isteyelim diyecektim. Gerek yok, sağ ol. Çok düşüncelisin.
Ulan nasıl olur ya? Nasıl serbest bırakırlar? Babası yardım etmiş abi işte. Bozdu güzelim tezgahı ya. Bizde tezgah bitmez oğlum. Bitmez. Çay? Ben istemiyorum. Çay isteyen var mı? Canım. Hı? Ben bir beydi, bir de kola alayım ya. Sezar salata da istiyor musun yanına? Olur valla. Siz de almayacaksanız niye heyecanlandırıyorsunuz adamı ya? Allah Allah. Hiç ya. Ne oldu lan? Niye astın suratını? Bir şey yok abi. Bir şey yok. Aman abicim, başkanımızın gönlünü hoş tutalım ha. Onun yüzü gülmeyince okulun ne tadı var ne tuzu. Sizin aranızda bir problem mi var? Nereden çıkardın İbo ya? Ne bileyim, sanki biraz soğuk davranıyorsunuz birbirinize. Öyle bir şey mümkün mü abicim? Mümkün mü? Ben Özge'ye soğuk davranacağım. Allah çarpar valla. Sana öyle geldi herhalde. Çekil şuradan Betket. Heh, Özge döndü nihayet. Evet, aynen tamam. Öyle. Biraz Özge yırtıcıdır döndü. Kabul ediyorum. Yıllarca karşısına benim gibi başka adamı çıkmamış tabi. Ama siz onu bir de baş başa kaldığımızda görün. Kuzu valla, kuzu. Ya bir dur ya. Demiştik. Oğlum siz de şuna gazına gelmeyin. Evet. Vay be, ulan helal olsun be. Şu dakikadan itibaren 2009'u Özge ile İlhan'ın aşk yılı ilan ediyorum. Helal olsun. Helal olsun be. Aferin koçum be. Bravo. Okulun her yerini aşk fotoğraflarımızla süsleyeceğim. İşte bu. Yakışır. Evet abi. Yakışır. Eh, bir nişan yaparsınız siz de bu yıl. Sibel. Yok canım ne nişanı. Öyle teferruatla uğraşamayız. Okul bitsin, direkt nikah. Karneleri aldığımız gün çiçeğimi alıp sizdeyim. Ya varmazsa tabii, sana? Gecikmeyin. Öyle bir şey mümkün mü abicim? Ya benim olur ya da kara toprağın. Özgem. Of oğlum, etiket gibi yapıştı kaldın ha, Allah Allah. Sapıttı. Sinirleniyorum ha. Lan oğlum nereye? Lan. Hop. Şş, nereye oğlum? Tuvalete. Ha tabii. Çok yoğunlaştı. Tabii düzgün başladı oğlum. Özge bir yandan, başkanlık bir yandan. Gamze, benim Oktay. Merhaba Oktay. Nasılsın? Daha iyiyim. Yani moral olarak. Bacağımda bir iyileşme yok henüz. Olacak Gamze. Daha önce kazandın. Ayağa kalktın, yine yapacaksın. Teşekkür ederim. Gamze, dün olanlar için kendi adıma özür dilerim. Sorun değil Oktay. Sadece nasıl olduğunu görmek istedim. Çünkü nasıl olduğunu çok merak ettim. Seninle konuşmak istedim. Annen seni görmeme izin vermediği için çok doldum herhalde. Gamze, neyse, yine ararım ben seni. Hoşça kal. Hoşça kal. Aşkım, akşam bir şeyler yapsak ya. Uzun zamandır çıkmıyoruz. Bu akşam olmaz. Sebep? Çünkü soru çözmem lazım. ÖSS iyice yaklaştı. Ben de gelin birlikte çözelim o zaman. Olmaz İbo. Neden ya? Ben de ÖSS kazanacağım. Çünkü biz birlikte çalışamıyoruz biliyorsun. Sebep? Muhabbete dalıyoruz. Ya tamam, senin dediğin. Gelsene bu akşam ders çalışalım. Olur, gelirim. Hem film de izler miyiz? İzleriz. Belki sonra Mavi Sakal'ın seni kaçırdığı günlerden konuşuruz biraz. Romanım için yani. Eğer rahatsız olmazsan tabii. Ah, bir dakika Barış, şimdi hatırladım ya. Annem bugün için benden biraz yardım istemişti. Şey, yeni misafir var da.
Öyle mi? Bak bu kötü oldu işte. Konuşsan izin vermez mi? Yok, vermez. Hem söz verdim kızına. Hadi sınıflarınıza, hadi. Şimdi de sözümü tutmak istiyorum. Neyse derse girelim, hoca geldi. Ben baktım. Merhaba. Aa, merhaba Zehra'cığım. Kemal Bey yok İçeride. Mu? İçeride. Geldim. Merhaba Kemal Bey. Merhaba. Sıcak bir şey içer miydiniz Mine Hanım? Hemen çıkmayacaksak bir kahve alırım. Ben yaparım. Tamam. Nereye gideceğiz Kemal Bey? Eski sanayi bölgesine. Barış'ın babasının yandığı fabrikada, Mavi Sakal'ın Eda'yı hapsettiği fabrikada orada. İçimden bir ses, ikisinin de adresi aynı diyor. O sesin beni yanıltıp yanıltmadığını görmek istiyorum. Geçsenize. Aa, hoş geldin Saffet'cim. Gel oğlum gel. Merhaba Esra teyze, nasılsın? İyiyim yavrum, sağ ol. Geç canım geç. Ne haber Gamze? Hoş geldin Saffet. Nasıldı okul? Sen olmadığın için berbattı. Yani benim açımdan. Sen nasılsın? İyiyim. Gerçekten iyiyim. Yalnız kalıp konuşma fırsatı bulamadık hiç. Bu başına gelenlerden ben sorumluyum. Gerçekten çok özür dilerim. Kendimi çok kötü hissediyorum. Saçmalama Saffet. Sen kaza yapmamamız için elinden gelen çabayı gösterdin. Ben sana kızgın değilim ki. Gamze, bana bir şeyin sözünü vermeni istiyorum. Ne sözü? Eğer buradaki tedaviden sonuç alamazsak yine gideceğiz Amerika'ya, tamam mı? Yani tekrar eski sağlığına kavuşman için elimizden geleni yapacağız. Buna gerek kalmayacak. Gündüz canını sıktım biliyorum. Kusura bakma. Ama ilaçları kullandıkça kendimi daha iyi hissediyorum. Öyle mi? Çok sevindim buna. Ama sen yine de bana söz ver. Eğer seni yurt dışına götürmek istersem itiraz etmeyeceksin. Anlaştık mı? Tamam. Tamam. Sağ ol. Gamze nasıl? Nasıl olsun? Saffet salağı yüzünden yatakta mahkum yatıyor. Görüşebildiniz yani? Evet. Annesinin seni eve almadığını söylemiştin. Daha sonra gidip zorla girdim. Hiç anlamıyorum. Böyle bir olayda bile onu görmemi engellemeye çalıştı. Gamze için üzülmemi bile istemiyor. Benden o kadar nefret ediyor anlayacağın. Halbuki haberi aldığında senin koşuşunu, yüzünün ifadesini görseydi bu kadar zorluk çıkarmazdı. Ne demek şimdi bu? Hiç. Sadece beni çok etkilediği için söylüyorum. Yani insan senin o halini görünce Gamze'nin yerine kaza geçiresi geliyor. İyi. Peki o zaman. Ben gidince söylediğin şeyleri bir daha düşün. Bu konuda kıskançlık yapmanın ne kadar aptalca olduğunu fark edersin belki. İyi geceler. Allah Allah. Işıklar kapalı. Uyudu mu acaba? Alo. Sibel aşkım neredesin ya? Evdeyim İbo. Ben de ev... Sesin dışarıdaymış gibi geliyor aşkım. Çamaşır asıyordum, balkondayım da. Ya. Ne oldu İbo? Hiç. Sadece sesini duymak istemiştim. İyi geceler aşkım. Sana da.
Sana bir şey olmasından çok korktum Gamze. Yanımda olmamanı, aramızda mesafeler olmasını, benden nefret etmene hazırdım. Her şeye hazırdım. Bir başkasının karısı olacağın güne bile hazırlamıştım kendimi. Ama yok olmana, yok olmana hazır değilmişim. Bunu kesinlikle anladım. Pardon. Burası Minnettar Sokak oluyor değil mi? Evet. Nereye aramıştınız? Aradığım yeri biliyorum da adresi kontrol etmek için soruyorum. Yanan fabrika şu 67 nolu fabrika mı? Vallahi tam olarak bilemiyorum. 67 ya da 69 olabilir. Peki yanmadan önce fabrikanın adı Akkor Çelik miydi? Evet, Akkor Çelik. 3-4 sene önce yanmıştı. Gördün mü tahmin ettiğim gibi? Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şöyle gidelim o zaman. Ne iş oğlum? Ne bileyim oğlum, şu yanan fabrikayı soruyorlar. Doğru tarif ettin mi abi? Şu ilerideki boş fabrika değil miydi? Oldukça anlamlı bir tesadüf değil mi? Evet evet, çok anlamlı. Barış Ali'nin Mavi Sakal olduğunu söylüyor ama işe bakın ki Mavi Sakal Eda'yı Ali'nin değil Barış'ın bildiği bir yere kaçırmış. Hı hı. Merhaba Barış. Şimdiye kadar sizi hiç orada görmemiştim. Genelde siz dersteyken kullanıyorum. Ben bir kitap bırakmaya gelmiştim. İyi. Güzel. Alacaktı ama gelmedi. Telefon açtım, kapalıydı. Ya okuldadır ya da uyuyakaldı. Ne o kanka? Bozuksun.
Yok bir şeyim ya. Uykusuzum biraz ondandır. Ben geliyorum. Hayda. Nereye gidiyorsun bu ya? Ne bileyim ya. Merhaba. Merhabalar. Merhaba yenge. Ne haber Sibel? İyi. Sen ne? İyi. Yadigar'dan haber var mı? İyiymiş. İyiymiş. Amcası iyiymiş. Nasılmış? O da iyiymiş. İbo'nun nesi var? Hadi ya. Niye açmıyorsun telefonu ya? Ya bırak aç telefonu ya. Hadi sınıfa girelim. Hadi abi. Hadi biz de gelelim, yürü. İyi, hadi gidelim. Eda. Efendim Barış. Of. Niye böyle davranıyorsun? Ne gibi? Çok soğuksun bana karşı. Bana sürekli mavi sakalı hatırlattığın için olabilir mi? Yanında kalırsam yine sorular soracağından korkuyorum. Seni bu kadar rahatsız ettiğimi fark edemedim. Özür dilerim. Romanım için sormak, konuşmak istemiştim sadece. Ne yani? Romanın benim başıma gelenler üzerine mi? Sanki karşımda sen değil de Ali varmış gibi hissettim bir an. Böyle düşünmeme sebep oldun, ne yapayım? Romanımın senin başına gelenlerle bir alakası yok Eda. Ben sadece kurban psikolojisini anlamaya çalışıyordum. Ama haklısın. Bencilce davranıp seni kırdım. Neden hiç okumama izin vermedin kitabını? Neden hiç konusundan bahsetmiyorsun? Yeniden yazmaya başlayacağım Eda. Ve emin ol, şekillenmeye başladığında ilk sana okutacağım. Söz veriyorum. Böylece aklına düşen şüpheler de silinip gitmiş olacak. Hadi sınıfa girelim. Kızım bak şu kalemle oynama. Ne? Bu kalem özel kalem. Ya bırak onu ya. Günaydın. Günaydın. Günaydın Barış. Anlatsana bir daha. Aşkım ne haber? Aman ne komik. Ne haber? Niye olmaya gelmedin beni? Cebin de kapalı. Çok merak ettim seni. Uyuyakalmışım aşkım, kusura bakma. Telefon da şarjı bitmiş. İyi misin? Siyah boyatsana civciv. İyiyim. Uykusuzum biraz. Neden? Soru falan çözdüm ben de. Ne çözdün? Coğrafya, edebiyat falan. Ben geçiyorum sırama. Hoca gelir şimdi. Her yerimi boyadın lan o kalemle. Kalk. Hoca geliyor. Geçsene yerine oğlum. Oğlum ben burada oturayım mı? Otur canım, otur. Adamsın. Ne bakıyorsun? Bir şey mi söyleyeceksin? Sana ne söylenir ki? Ay sıkıldım bu triplerinizden ya. Çocuk musunuz siz? Boş ver. Canı sıkma sen. Dön önüne. Gösterin her zaman hoca gelsin bir. Saçmalık ya. Sıkıldım oğlum ya. Ne zaman gelecek bu hoca be? Ya hocam, okulun son gün dersi olur mu ya? Evet hocam. Karne günü yapmayalım bari. Lütfen hocam, ders yapmayalım. Evladım, bu en kolayları. Yarın integrale, türevlere geçtiğimiz zaman ne yapacaksınız? Susun. Okulun son günü ilk günü olmaz. Asıl olan eğitimdir. Ha, bizler. Efendim hocam, problemi çözeyim. Hayır evladım. Bundan sonra zayıf olan arkadaşlarını sen çalıştıracaksın. Ne? Nasıl ya? Nerede çalıştıracağım hocam? Okulda, etütte. Verin maaşınızın yarısını çalıştırayım. Susun. Evladım, öğretmenlik yapmayacaksın. Arkadaşlarının takıldığı bir yer olursa onlara yardımcı olacaksın. Ha, bundan sonra sorularınız olursa bana olduğu gibi bizlere de sorabilirsiniz. Aynen. Ha, yardımcı olmazsa haberim olsun. Hiç işim olmaz vallahi. Güzel fikir bence hocam. Çakacağız yoksa zaferin dersin. Bizler yandı. Hocam alsınlar poğaçalarını, böreklerini, ne bileyim tatlılarını. Gelsinler benim eve, evde çalıştırayım. Vallahi ancak öyle olur. Lan bu mu çalışıyor? Elimiz boş gelsek almayacağım mı yani? Allah boş gelini sevmez Özge. Boş duran değil mi o be? Şşş, karıştırma başkan. Ha. Ulan poğaçayı dürüme vereceğimiz parayla özel hoca tutarız be. Evet, dayanabilir tutar. Miyiz ay, oğlum? Hayatında bin yaşa. Bitirir bizi lan. Tamam evladım, tamam kesin. Nasıl yaparsanız yapın. Ama sınıfta başarısız öğrenci istemiyorum. Ona göre. Oo, beleş hocamızı da bulduk. Rüyanda görürsün. Evet. Nasıl güzel oldu belli değil. Vallahi doyurun karnımı. Hepinizi birer Pisagor, aklit yapayım, sorun yok. Yoksa çarpım öyle tablosunu şey bile ya göstermem, söyleyeyim başka türlü. O kadarını biliyoruz lan, çarpım tablosu, marpım tablosu. İstediğimiz sorudan başlayabilir miyiz Dizdar'cığım? Yenge sen yapma bari ya. Üf, oturayım. Şimdiden havaya girdi bu ha, haberin olsun. Ulan dahi olmak bile hammallık vallahi şu ülkede ya. Olur. Dönem tatili diye üniversite hazırlıklarını da ihmal etmeyin. Ama bana evet. Asla öyle bir şey yok. Şimdi gelelim bu probleme. Evet şimdi çocuklar. Gelelim. X eksi 2 y. Evet.
Gel bakalım evladım. Başkanlık raporları hazır mı evladım? Hazır hocam. Neymiş bir anlat bakalım. Neler istiyormuş öğrencilerimiz İlhancığım? Öğrenci arkadaşlarımın en büyük isteği okula bir spor salonu yapılması. Okul bahçesi nelerine yetmiyor evladım? Spor salonu yapacak yerimiz yok evladım. Geç 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 başka. Son sınıflar etüt saatlerinin artırılmasını istiyor. Bu kadar yeter evladım. Daha çok çalışsınlar evladım evlerinde. Ne kadar çok etüt o kadar çok masraf. Tamam. Son sınıflar moral partisi düzenlemek istiyor. Bunun için de okul aile birliğinden destek istiyorlar. Yok parti marti. Ne morali? Şimdi parti zamanı değil. Şimdi eğlence zamanı değil. Şimdi çalışmak zamanı İlhancığım. Arkadaşlarına ilet. Başka? Çok şey var ama sizin için hepsi nasıl olsa gereksiz. Ne desem hayır diyorsunuz hocam. Ben arkadaşlarıma hayırlı açıklamaları yaparım. Söylesene İlhancığım. Nedir diğer talepleri? Boş verin hocam, boş verin. Saygılar, iyi tatiller. Bu çocuğu bir darbe yapıp devirmeliyiz. Evet anneciğim. Çıkıp gelemezsen de ben gelirim. Dur anne, kapatma, biraz daha konuşalım lütfen. Neyse, görüşürüz. Ne istiyorsun? Bak Zehra, ben insanların önünde tartışmayı sevmem. Şimdi mi tartışmak istiyorsun yani? Sibel aranızda geçenleri anlattı. Tamam, onu anladık zaten bakışlarından. Ne söylemek istiyorsan şimdi söyle. Ona çok ayıp etmişsin bence. O da benim işlerime burnunu sokmasaydı. Benim işlerime karışmasaydı. Dostlar karışır. Sibel benim çok önem verdiğim bir dostum. Ondan özür dileyene ve bu ayıbı düzeltene kadar benimle de konuşma. Olur, konuşmam. Her zamanki saatte. Mesaj mı? Markette indirim varmış da. Heyecanlı mısın? Sebep? Karneleri verecekler ya. Evet, çok heyecanlıyım. Gidelim mi? İrem. Teşekkür ederim hocam. Bir dönem düzeltirsin. Yadigar. Yadigar yok hocam. Amcası hasta, ona gittiler ailecek. Peki sen ver o zaman karnesini. Al. Bakayım Gamze. Ben. Hocam karnesini benim almamı söyledi. Peki, al bakalım. Bizim karneler nerede kaldı ya? Melisa. Teşekkür ederim. Aslım. Teşekkür ederim. Selin. Buradayım hocam. Teşekkür ederim. Beni düşük vermiş. Özge. Al. Kız, al bakayım karneni. Sağ olun. Ver şunu bakayım lan. Ver ya, bakayım. Bana fena mı vermiş? Kızlar, Zafer yine iki vermiş. Ya valla en cömerti de Kemal öğretmen. Senin edebiyat kaç? Benim 5. İyi ama Leyla 4 vermiş bana tarihten. Kemal Hoca'dan 5 almışım kızlar, süper ya. İngilizce 5, tarih 5, edebiyat 5. Kızlar şu notlara göre alsınlar biz üniversiteye ya. Keşke ama ikinci dönemde sermeyelim, tamam mı? Ortalamayı yüksek tutalım. Şu sınav maratonu ömür boyu peşimize bırakmayacak galiba ha? Onu bunu bırakın da karne hediye salırız. Bana da alırlar mı acaba? Bu akşam ne yapacaksın? Evdeyim. Belki Sanem gelecek bana. İyi. Bırakayım seni. Yok, gerek yok. Sanem'e giderim ben. İyi. Görüşürüz o zaman. Sen de git yat, dinlen biraz. Yorgun görünüyorsun. Tamam aşkım. Sanem! Gel. Thank you.
yapacağımı, nasıl kurtulabileceğimi düşünüyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Bir çıkış yolu bulamıyorum. Elim kolum bağlı oturuyorum. Kemal Hoca haklı galiba. Belki de teslim olmalıyım. Kim acaba? Ben ihtimale karşı odaya geçiyorum. Tamam. Buyurun. İyi akşamlar. Ben Saffet'in okulun arkadaşıyım. İsmim Barış. Bir saniye bekler misiniz? Efendim, Barış diye biri. Oğlunuzun okuldan arkadaşıymış. Al içeri. Buyurun içeri girebilirsiniz. Merhaba. Merhaba. Ben Barış. Saffet'in okuldan arkadaşıyım. Tamam. Oturmaz mısınız? Buyurun. Saffet yok mu? Saffet daha çok kendi evinde kalıyor. Orada bulamadınız mı? Yok, hayır. Oraya bakmadım. Bir iş için bu tarafa gelmiştim de. Belki burada rastlarım diye uğrayayım dedim. Eğer size rahatsızlık verdiysem çok özür dilerim. Niyetim nezaketsizlik etmek değildi. Saffet'ten bir şey mi isteyecektiniz? Yok yok. Yalnızca hani buralara kadar gelmişken Saffet de buradaysa birlikte döneriz diye düşünmüştüm. Keşke gelmeden önce arasaydınız. Aklıma gelmedi işte. Misafiriniz var galiba. Ben sizi rahatsız ettim. Bir arkadaşım vardı ama gitti. Bu arada geçmiş olsun. Sağ olun. Başına gelenlere çok üzüldüm. Geçti gitti işte. Toparlanmaya çalışıyorum. İnsanı böyle durumlarda hayata bağlayacak şeyler gerekiyor. İyi ki yazdığım bir romanım var. O benim daha çabuk iyileşmemi sağladı. Gerçi Ali sadece yüzümü yakmakla kalmadı. Romanımı da yaktı. Ama önemli değil. Bu sefer romanımı sondan yazmaya başlayacağım. Ben daha fazla rahatsız etmeyeyim. İyi geceler. Sizi geçireyim. Tekrar teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Ne işi var bu çocuğun burada? Bana mesaj vermeye geldi. Mesaj mı? Ne mesajı? Romanımı sondan yazmaya başlayacağım dedi. Sence bunu sana mı söyledi? Evet. Burada olduğumu ya biliyor ya da kuvvetle tahmin ediyor. Peki bu mesajın anlamı ne? Yani romanı sondan yazması ne demek oluyor? Bu Eda'nın ölmesi demek. Eda'yı uyarmalıyım. Ona tekrar ulaşmalıyım. Ali, bu tehlikeli değil mi? Yakalanabilirsin. Bu çocuk sana mesaj verdiyse seni Eda'ya doğru çekmeyi özellikle amaçlıyor olabilir. Biliyorum ama başka seçeneğim yok. Eda'nın hayatı söz konusu. Ali, telefon aç o zaman. Söylediklerimin tek kelimesini bile dinlemez. Daha sesimi duyar duymaz telefonu kapatır. Tamam, o zaman ben konuşurum. Sizi de dinlemeyebilir. Zaman kaybederek risk alamayız. Meral Hanım, Barış şu anda Eda'nın yanına gidiyor olabilir. Ona bir zarar vermeye kalkarsa bunu engelleyebilirim. Eda'yı riske atamam. Ali! Asıl sen kendini riske atıyorsun. Merak etmeyin, bana bir şey olmaz. Bu arada lütfen Saffet'le Memo'ya bir şey söylemeyin. Ama... Yalvarırım. Ali! Ali! Akşamlar. Bir ihbarda bulunacaktım. Ben bakarım. Gamze? Yürüyebiliyorsun. Çok sevindim buna. Söylemiştim sana. Yine ayağa kalkacağını söylemiştim. Ne yapıyorsun sen Oktay? Saçma sapan bir inatla. Sadece kendi inandığın bahanelerle ilişkimizi bitirdin. Bana sırtını döndün.
defalarca seni ne kadar sevdiğimi, tekrar devam etmek istediğimi söyledim. Söyledim az bile, haykırdım ama oralı olmadı. Ben sana gelip Saffet bana evlenme teklif etti dediğimde ne karar verirsen ver beni ilgilendirmiyor dedin. Ya bir iki gündür söylediklerim, yaptıklarım? Neden aklımı karıştırıyorsun Oktay? Neden Saffet'le gitmeme izin verdin? Neden nişanlanıyorum dediğimde dur demedin? Demek istedim Gamze. Ben hiç hatırlamıyorum Oktay. Sana konuşmamız lazım diye mesaj attım ama yanıt vermedin. Ardından aradım seni ama reddettin. Böyle bir şey olmadı. Oldu Gamze. Nişanlandığın gün oldu. Sana yemin ederim böyle bir mesajı almadım ben. Senin aradığını hatırlamıyorum. Ben reddetmedim. Mesajını görmedim. Sen reddetmediysen kim reddetmiş olabilir? Gamze! Ne işin var burada? Ayaklanır ayaklanmaz bu herifin yanına mı geldin? Gamze! Ne yaptığını sanıyorsun sen ha? Sana gelip iki güzel laf etti diye hemen yelkenleri suya mı indiriyorsun ha? Anne bağırma lütfen. Bağırmayın lütfen. Sen hiç konuşma. Sesini duymak istemiyorum. Seni kızımın yanında görmeye tahammül edemiyorum. Ne oluyor Oktay? Ha? Nedir bu gülürtü? Ne olacak? Eski tas eski hamam beyefendi. Oğlunuz kızımın aklını çelmeye devam ediyor. Sizi de onu da uyarmıştım. Ama madem ki uyarıya kulak asmıyorsunuz artık başka yöntemlere başvuracağım. Çünkü sıkıldım artık. Oğlunuzun terbiyesini vermezseniz yemin ederim onu polise vereceğim. Oğlum, baba öyle bir şey yok. Biz Gamze ile sadece konuşuyorduk. Yanına bak. Sadece konuşmak mı? Hiç güleceğim yoktu. Sadece konuşmak dediği şey için Gamze'nin odasına zorla girip kapıyı üstlerine kilitledi beyefendi. Nişanlı bir kızı kendiyle birlikte odaya kapattı. Bu sizin kitabınızda normal mi beyefendi ha? Cevap verin bana. Sizin mezhebiniz bu kadar geniş mi beyefendi ha? Bu söylenenler doğru mu Oktay? Baba sakin ol. Ha? Baba. Bu söylenenler baba, doğru baba. Mu Oktay? Doğru baba mu? Sakin ol baba. Ben yanlış bir şey yapmadım baba. İnan ki yanlış bir şey yapmadım. Ya demek yanlış bir şey yapmadın ha? Demek yanlışı ben yaptım. Yüzsüzlüğe bak ya. Bir de beni yalancı çıkarıyor. Demek ev vasfeyi yanlış yapmak saymıyorsunuz öyle mi ha? Lütfen susar mısınız artık? Anne lütfen. Lütfen. Ya. Demek evimi basmanı saygıyla karşılamamı istiyorsun öyle mi? Görün usulsüzlük değil ya. Böyle bir zorbalığı nasıl yaparsın Oktay? Ailene böyle kara bir lekeyi nasıl sürersin? Anne lütfen. Yürü gidelim artık. Yeter artık. Kolumu. Evlatlarının ne malı olduğunu öğrensinler. Oktay yüzünden hep ben acı çektim ya. Zehrinizi yeterince döktünüz hanımefendi. Şimdi biz de acı çekiyoruz. Hem de sandığınızdan çok daha fazla. Artık tatmin oldunuz mu? Yavuz hırsız gibi üste çıkmaya kalkma. Sizden özür dilerim hanımefendi. Ben Oktay'la... Hayır. Oktay doğru söylüyor. O yanlış bir şey yapmadı. Oktay benim istemediğim hiçbir şey yapmadı. Ne olur ondan utanmayın. Onu sevmekten vazgeçmeyin. Ne olur. Ne olur onun için üzmeyin kendinizi. Bizden özür dilemenize gerek yok. Asıl ben annem için sizlerden özür dilerim. Terbiyesiz. Ne demek özür? Kim kimden özür diliyor ha? Özür falan dilemiyoruz. Yürü. Yürü gidiyoruz biz. Oğlunuzu kızımdan uzak tutmayı başaramazsanız bunun bedelini çok ağır ödersiniz. Çok ağır ödersiniz. Yürü. Yürü Gamze. Yürü dedim Gamze. Sana. Gamze. Oktay. Oktay. Yürü dedim sana yürü. Yürü. İnan Oktay. Söylediklerim doğruydu Gamze. Oktay. İnan bana. Hala konuşuyor ya. Bana bak. Seni kızımın etrafında bir daha göreyim. Bacaklarını kırdırıyor muyum kırdırmıyor muyum? Bir de özür dileyecekmişiz. Yürü. Yürü dedim sana. Oktay. Yürü. Rezil ettin beni. Yürü. Gel şuradaki kahveden sıcak bir şeyler al. Tamam. Hadi alalım. İçimiz ısınsın. Ali? Eda. Lütfen sadece bir dakika. Konuşmamız lazım. Ne işin var senin burada ya? Hadi.
Yakalanmak istiyorsun herhalde. Polisler bizim evin etrafında dört dönüyor. Umurumda değil. Barış. Barış sana zarar verecek. Bugün Saffet'in annesinin evine geldi. Eminim benim orada kaldığımı biliyor. Romanına sondan başlayacağını söyledi. Bu çok kötü Eda. Çok kötü. Çünkü roman senin ölümünle bitiyor Eda. Ne diyorsun sen Ali? Bana inanmadığını biliyorum. Ama söylediklerim aklında kalsın istiyorum. Barış'ın bu söylediklerimi doğrulayan hatalar yapacağından eminim. O zaman bana inanacaksın Eda. Neden teslim olmuyorsun Ali? Beni dinle Eda. Seni inandırmanın imkansızlığı o kadar acı veriyor ki bana. Ali! Dur! Taşma polis! Dur! Ali dur! Taşma dur! Teslim ol! Benim için sana inanmak artık imkansız değil. Ali kaçma! Dur! Dur! Vuruldu! Koş! Koş! Ali kaçamazsın! Dur kaçma! Ali teslim ol! Teslim ol! Kaçma! Nereye gitti bu adam ya? Burada! Gel! Gel! Teslim ol! Ali neredeyse çık ortaya! Teslim ol! Vurulduğunu biliyoruz! Ali çık ortaya! Saklanamazsın! Ali teslim!